Satın alma tavaları. Onu biçiyorsunuz. Bunların tümünü makine yok. Biz gideriz. Çantanı nerede, bunu koysam içine? Annem gidin ha, evine hoş geldin. Bazen yiyelim, siz çantam. Biz de gideriz Esra'nı yürelim. Yiyelim, içtirip daha hadi. Olamayacak şimdi. Daha, daha acık nazık ki. Ya zaten burayı çıkartın. Neyi? Neye katacak? Dur, bardak edin. Esra'nın beyaz yemin alalım, buradayım. Ya da gerek yok, teyze gerek yok, içmeyi de. Adam dondurma aldı, sana aldı. Onları yedik, içtik, oturuyor burada. Ben de şöyle yazmanın kenarını çevireyim. Zeynep'in yenisi gelmeye az kaldı. Bahçenin işini çok şükür biraz bitirdik, toparladık. Ben de biraz toparladık. Otları yok mu? Otu pek şey kalmadı. Ömrünün şey kalmadı. Ben video attım ya, videosuna bak. Ablamın kanalına hoş geldiniz. Anne, sen ne sen anlıyor? Ben de şöyle imenin öğrendik. Selamdır, hadi. Lan bit var oradan bit lan. Lan bit dur, var. Dur. Lan yumurta yedim. Orada yumurta var, sonra almaya giriyor. Evet abi, kenarını yaptım. Ha şuradan lan. Yüzü yalnız da kalın. Yemeni mi kalın? Yemeni kalın. Allah'ım bunlar iyi oluyor. Kalın iyi oluyor. Öbür örülürken var ya, cırındırlık gibi hiç örülmüyor. İncecik oluyor, deliniyor hep kenarları. O yüzden oradan getirdik. Senin getirdiğin orada. Oradan yine getirtirelim ya, 5'er 100 liralık ya. Pazardan alıyor, alıyor, hep dandik çıkıyor, incecik incecik etrafını böyle tığlıyor ama yırtılıyor elimde, yırtılıyor böyle. Tığ girdikçe derin yürüyor. Biraz sayı mı aldın? Yok yok, ta Gaziantep'te bir şeyden, tuhafiyeden getirtiyor. Senin getirtiyor. Şey, imanın iyisi, senin kenarına bükeceksin makineyle. Eskiden öyle yapardı yoksa. Makineyle yaparlar. Makineyle, babamın makinesi vardı, yine var. Şunların kenarını öyle bükerdik, evet. Oyayı da örer, çekerdik ona. Ama onu elimde öğrettim, oyayı tek. La kokala la, o kokala. Şimdi oyaları kime yapıyor bunu? Kokala. Getir la. Şimdi şey değişti. Kokar oğlum, kokar. Elin kurt olur, kurt. Oynasın onu, ne diyeyim mi? Kelleyle oynuyor kızım. Hevesini alsın bazen. Kokula ayır zaten. Kokula ayır mı değil mi? Kokula ayır. Ne baktın mı? Sen kokluyorsun. Niye kokluyorsun? Kaçta kedi iyisin, kaçta kedi iyisin, kaç. Beni, bana vurmayı unuttu, burnunu unuttu. İyi başarı. İyi, iyi, unutsun, unutsun aman. Büyüyor ya aran, ne gayrı. Küçük 4 yaşına giriyor. Bana bir vururdu, tövbe namaz vurdu. Artık büyüyor, ama başına geliyor. Ahıllandı o büyüdüğünü. Hadi evimize hadi, hadi evimize. Ahıllanmasa kan ahıllanma. Hadi evimize. Hadi evimize. Yusuf da öyleydi, o da vuruldu kurardı, sonra iyi oldu. Yo, şişeyi getirdim, şimdi koca patlağı tuttum, getiriyorum oysa bak. Ekşiyi de büyük. Koparaktan getirdim, ben şimdi söyledim mi, hemen gidiyor. Şimdi böyle oynamıyorum, sonra akıllar başlarına gelinir. Yusuf. İşini hem görmüyor. Yusuf, ne verindi, bu iyi. Hıcan olur mu? Tavukları su çekiyor. Ömer. Daha bir hala mı diyor? Diyelim. Diyor. Bak konuşamadım. Diyordu bazen. Bazen konuşuyor. Ben Esra'nın oğluyum. Yardım koydum diyor. Esra'nın oğluyum diyor. Konuşuyor. Konuşuyor da konuşuyor. Ne yapsın? Geniz eti olabilir annem. Benim evimde de var geniz eti, kayrağı da var ama küçük. Bir şey olmaz. Büyümesi de sorun olmaz. Büyüksü ameliyat verilir. Alır ameliyatını. Bunun içine bir şey yok ya.
alıp tavukları öldürüyor Allah'a ya. Elline zaten üç kalmış, onlar da kesin kurtulun. Bunda güzel bir gün. Ben size kalkıyorum tabii. Kardeş, sana ben de isterim. Sana bir sinir de bunlar sonra buzlamaz. Bu diyor. Dondurma kaşığı var. Tamam, tamam. Gel, oraya tavuğuna büyükler getirdi. Buraya da gelin çocuklar, buraya da gelin. Pardon, burada gül getiremem. Burada yok burada. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili izleyicilerim, sevgili takipçilerim. Biz annemgilin oradan geldik. Salatalıklarımı sabahından toplamıştım, biraz çiçek toplamıştım, biraz da salatalık topladım. Şunlar görmediklerim kornişon salatalıklar, bayağı böyle büyümüşler. Küçükleri de var içinde, şöyle gördüğünüz gibi çoğu küçük. Şunlar da şöyle Arnavut biberlerim, küçük biberlerim. Bunları hep yıkadım, buraya suları sızsın diye çıkardım. Şöyle iki başta sarımsak soydum. Bunları turşu yapacağım sevgili takipçilerim. Şunları kaynar suyla yapacağım. Şöyle çatıdan iki tane de şey indirdim. Bidon indirdim. Onları da şu salatalıklar, büyük salatalıkları da onlara kuracağım. Şöyle gördüğünüz gibi. Bayağı bu salatalık 3-4 gündür duruyor evde. Azar azar toplayıyorum. 5-6 toplayıyorum. Böyle biriktirdim. Hepsi birden olsa bu kadar, hani bir kuran çıkan piyasaya, ama 3-4 gündür getirdiğimi dolaba koyuyorum, böyle böyle çoğalacak inşallah. Şu da şöyle gördüğünüz gibi kornişon şeysi, turşusu. Şuraya da şöyle tencereme de kaynar suyumu aldım, bunu kaynar suyla yapacağım. Ocağıma da çay koydum, şöyle bir de sos yaptım, sucuklu, domatesli, biberli, sarımsaklı sos yaptım. Onu da yiyecek şimdi. Kaan'la Kayra'da bizde misafir bugün. Annemle de beraberdik. Oradan da beraber yatalım dediler. Ben de yattım o zaman dedim. Buraya geldiler beraber. Şöyle şişelerimi niye de yıkadım. Şunu bir de suyu sızsın diye koyduydum. Bu şişelerine kuracağım. Zeytin kavanozlarına kuracağım turşuyu. Çünkü buna kaynar su dökeceğim ya. Başka şey olmaz yani. Küçük şişelerimde az kaldı. Çok onlar da lazım oluyor. Melemenlik ne yapacağım onlara da, daha turşu yapıyor, melemen yapıyor, ıvır zıvır derken o şişelerim de az kaldı. Çünkü çoğunlukla ıcığını reçel yaptım, ıcığını komposto yaptım derken daha hani yazın başı yapacağımız şeyler geride. O yüzden şöyle turşularımı dolduracağım biraz sonra. Yemeğimizi yirde mi yaparım, yemeden mi yaparım bilmiyorum. Şöyle suyum da bayağı kaynamak üzere. Bundan kaynatacağım, öbür şişelere çekeceğim işte. Sarımsağım hazır. Sirkem de orada. Kilerim de, sirkemi de getirin buraya. Böyle işte sevgili takipçilerim. Azar 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 hani hepsi bir anda olmuyor. Şu kornişon salatalık. 3 günlüğün salatalığı. 3 gündür bunu toplayıyorum. Biriktirdim böyle. Az az yapsam o da hani çok doldurmuyor. Bazen 5-6 oluyor. O da bir şey doldurmadığı için ben de biriktirdim. Bayağı biriktiği için de şöyle gördüğünüz gibi biraz pörselenmiş ama olsun. Suyun içine girince canlanır herhalde geri. Bunların şu kop kısımlarını keseceğim. Sap kısımlarını içine su girsin diye azıcık azıcık şu arka kısımlarından şöyle. Zaten gördüğünüz gibi saplar neydi hep duruyor. Onları da keseceğim. Bakalım turşumuzu kurarken tekrardan görüşürük canlarım. Çünkü şöyle çayım da kaynıyor. O çayımı bir demleyeyim. Videomuzun devamında tekrardan görüşmek dileğiyle. Evet canlar, turşumuzu yapmaya başlıyorum şimdi. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Şöyle önce şu küçüklerden başlayalım. Bu şişe hep küçüklerden olsun. Çünkü bayağı var, küçüklerden de bayağı var. Şöyle güzelce yıkadım ama ne kadar yıkarsam yıkayayım bu biraz tozlu gibi oluyor. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Geçen gün de bir tane konserve şişesine yaptıydım turşuyu. O da bulanık gibi olmuş ama neyden bulandı onu bilemedim. Ben güzelce suyunu, tuzunu, her şeysini karelledim, sirkesini. Çok güzel olduydu. 2 gün sonra, 3 gün sonra bulandı suyu.
toplandı. Bilmiyorum olmaya mı durdu, döndü. Şöyle ara ara işlerine de sarımsak atacağım. Sarımsağını çok fazla ekmeyeceğim. Çünkü suyu salyalı gibi oluyor sarımsağı çok olduğu zaman. Şöyle teklemede şu acı biberlerden attım içine. Biraz acıtsın. Turşumuz lezzetli olsun. Arnavut biberleri, bahçemizin biberleri bunlar da. Şu ileri de bir ayrı doldurayım. Bakalım. Ve şöyle hala ayıklamaya devam ediyorum. İnşallah bunun suyu bulanmaz. Biraz düğüne baktık, geldik çocuklarla. Yakınımızda düğün var, kına giresi var bugün. Fazla durmadık çünkü çok kalabalık düğün. Oturacak yerine kalmamış, ne masa var ne sandalye var. Biz de zaten öylesine gittik çocuklarla. Çocukları hani kırmak istemedim, gidelim dediler. Kaan'la Kayra, onları götürdüm. Bu sefer de orada rahatları gelmedi. Çünkü oturacak kalkacak yeri kalmamış. İnsanlar doldurmuş. Ne oynayan görünüyor ne kalkayan görünüyor diyen gibi. O yüzden geri evimize geldik. Giderken yemeğimizi yediydik. Da şarjı bitiyor. Şarjı bitene kadar ben bunları bir hazırlayayım. Ondan sonra tekrar görüşelim videomuzun devamında. Evet canlar, tekrardan merhabalar. Hayırlı akşamlar. Henüz saat 9.30. Ona geliyor. Ben turşularımı kurmaya devam ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi turşularımı doldurdum. Şunun suyunu az bir şey kaldı. Sevgili takipçilerim, şöyle gördüğünüz gibi şuna tabanına birer su bardağı sirke de kullandım bunlarda. Hem ekşi olsun hem de ezilme yapmasın diye. Şöyle. Bunu turşu suyunda kullandım. Ağzıyı kapatsın. Turşu sezonunu benden önce açanlar oldu ama ben de açtım böylelikle. Şöyle. Şu suyu dökelim. Burada suyumuz kaynıyor. Şöyle kaynar suyumuzu kutur kutur turşu olsun diye cam kavanozlarımıza dökeceğim. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. İnşallah çatlamanı yapmaz. İnşallah kutur kutur turşularımız olur. Şöyle sıcağının kapaklarını da kapadım ki vakumlasın bunu. Şöyle. Tencerede kaynattım ben bunu sevgili takipçilerim. Tuzun içine attım. Bunun tuzu içinde erittim suyunu. Suyla tuzu erittim ve kaynattım. Şöyle gördüğünüz gibi birer tas bile gitmedi. Hemen sıcağı sıcağını şöyle vakumlayalım. Gördüğünüz gibi turşularımız şöyle bitti. Nasıl görünüyor sizce? Şimdi şöyle bunları poşetlerin içine alacağım. Çünkü kilerimi taşma yaktığı zaman akıyor, o da iyi olmuyor sevgili takipçilerim. Şöyle. Kileri de batırmıyor, böyle çok güzel oluyor. Size de tavsiye ederim. Koyduğumuz yerler raflarımız olur, balkonumuz olur. Böyle suyun içine, şeyin içine, poşetin içine koyduğumuz zaman sızdırma yapmıyor. Ağzından sızsa bile de poşetin içine sızıyor. Yerlerimiz hiçbir zaman batmıyor. Daha önceleri altlarına tepsi koyuyordum bunların. Ama tepside karsamba oluyor. Yani bayağı bir yer kaplıyor, kalabalık oluyor.
Bazen benim dilimden anlamayan izleyicilerimiz oluyor. Şöyle. Şunlar da, bunlar kaynarsa bunları koymayacağım tabii ki. 3 tane de şöyle büyük büyük salatalığım arttı. Bunlar da çok büyük. Kullanmadım bunları. Bunlar bayağı kartlaşmış. Şu şişemde sirkemi şişe sirkemi bitirdim. Geçen sene aldıydım sevgili takipçilerim. Şimdiye kadar salatalarımızda şeylerimizde kullandık. Güzel oldu. Böyle işte sevgili takipçilerim. Söylediğim gibi bunlara 3-4 baş sarımsak. Sarımsağını fazla yapmayın. Suyu salyalandırır gibi yapıyor. O yüzden sarımsağını tadımlık 3-4 böyle diş baş demeyeyim de diş 4-5 diş kullanabilirsiniz. Şöyle benim doğradığım gibi. Benim sarımsaklarım bayağı iriydi. 4 baş buna kullandım. 4 baş 5 de buna kullandım. Bununki biraz küçüğüydü. Doğradım bunların şeylerini. Sarımsaklarını. Dediğim gibi birer su bardağı da sirke döktüm işlerine. Üstünü de tuzlu suyla kapattım. Kaynar su döktüm sevgili takipçilerim. Gördüğünüz gibi şu anda şişeyelim diyemiyor. Çok sıcak. Bakalım bir de böyle deneyelim. Ben daha önce böyle kütür kütür hiç kurmadım. Ama internette hep sürekli böyle karşıma çıkıyordu. Bu denemeyi istiyordum. Nasip bugüneymiş. Ben de denedim. Bakalım inşallah benim turşularım da güzel olur. Açtığım zaman sizlerle birlikte ben de denerim. Baharım. Yani böyle güzel oluyorsa bundan sonra her sene böyle kurarım. İnşallah güzel olur. Allah'ım emeğimiz zayi etmesin. Kurban oldum Allah'ım. Yaptığımız turşularımızı, ekmeklerimizi, çöreklerimizi, bütün kış hazırlıklarımızı Rabbim ağzımızın tadını bozmasın. Sağlıklı, sıhhatli, iyi günlerde yememizi nasip etsin inşallah. Rabbim cümlemizle birlikte bizlere de başka ne diyecektim. Vallahi bu kadar oldu işte. İki bundan oldu, iki de bundan oldu. Artık benim bu turşularım yeterli. İki tane oldu mu yeter, bir salatalığı fazla yemiyor. Artık emoşa kurarım. Fatoşkile kurarım. Rabiş bacıma veririm salatalıktan. Songül'ün yoksa ona veririm. Bundan sonrakileri de onlara veririm inşallah. Bizimkiler bu kadar yeterli. Dediğim gibi ben fazla bir salatalık turşusu yemeyim. Ama yine de evde bulunsun. Ha gelenimiz gidenimiz oluyor. Misafirimiz oluyor. O yüzden evimizde bulunmasında fayda var. Ha deyince şuradan bir misafir geliyor. Yemek yapıyor. Hemen yemeğimizin yanına açıyor. Bunu güzel oluyor yani. Bir değişiklik oluyor. Hani öyle de çok da yemezik yani. Böyle işte sevgili takipçilerim. Şunlarımızı toparlayalım. Şöyle bulaşıklarımı buraya koyayım. Şunda da azıcık suyum kaldı. Kaynar suyum. Bunu da tekrardan tuzlu suyumun içine dökeceğim. Böyle işte sevgili takipçiler. Benden bu kadar. Böyle bir tarif vermiş oldum ben de sizlere bugün. İnşallah faydalı olur. Sizler de böyle denersiniz. Başarılı oluruz hep birlikte. Bu küçük şişe benim. O yüzden videomuzun devamında tekrardan görüşürük sevgili takipçilerim. Evet canlar. Anam. Vallahi koyu yerinde iş hiç bitmiyor. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Sabahına sardığım çiçeğim vardı şöyle. Bunları şimdi paketleyeceğim. Niye sabahına koymadınız diyeceksiniz. Yasemin Hanım sabahına koysanız olmaz mıydı diyeceksiniz ama sabahının kalıbını almayı sevdiğim takipçilerim. Ben bunu böyle yapıyorum. Yaptığım zaman hani bunun üstünde kalıbını alıyor. Şöyle gördüğünüz gibi bakın açılma da yapmıyor. Sabahına yeni sardığım zaman kabuğu yaprağı tutmuyor. Geri açılıyor. O yüzden ben de önce bu şeyin içine koyuyorum. Sepetin içine. Burada kalıbını alıyor. Ondan sonra tekrardan poşete taşıyorum. Poşetten dondurucuya koyuyorum. Kışın hem yemeklerimizin yanına hem çayımızın yanına Allah nasip ederse inşallah pişirip yemeyi düşünüyor. Şöyle. Bahçemizden 2 günlüğünkini bir sarıyorum. Bu kadar oluyor. Bazen 3 günlüğünki oluyor. Hani belli olmuyor. Çiçeğine göre oluyorum. İçimi 2 gün önce yapmıştım. Bu 2 günlük iş var bunun içinde. Şöyle gördüğünüz gibi bakın hiç paketi bozulmuyor. Çok güzel duruyor. Hani kışın gözü karanlıktır sevgili takipçilerim. Öyle diller bizim köyde. Kışın ne olsa yenir diyor. Hepsini yapıyor işte böyle. Kış hazırlıkları son gaz devam ediyor. Allah'ım güle güle yedirmeyi nasip etsin. Hani insanın
Bir yaz yiyeceği, bir de kış yiyeceği kalırmış sevgili takipçilerim. Ya bir yaza hazırladığımız kalacak ya da bir kışa kalacak ama yani bizler yiyemesek de bizden sonrakiler, evimizdekiler yine yiyecekler bunu. O yüzden yapıyor işte hepsini. Bunu iki pişirim yapacağım azar azar. Çünkü zaten hani bir tane yemek bu sade olmayacak kışın yaptığımız zaman. Bunun yanına başka çeşit de yapacağım. Evet canlar, şöyle iki paket oldu çiçeklerim. Bunları da sardım. Dondurucumuza koyacağım. Söylediğim gibi hani kışın gelenimiz gidenimiz çok oluyor. Misafirimiz çok oluyor. Allah'ım eksikliklerini göstermesin inşallah. Şu salatalıkları da sabah kahvaltıya doğrarım. Onu da öyle yerler çocuklar. Bu iki poşetimizi de dondurucuya koyalım. Aslında bunun ikisi bir pişirmanca olur ama söylediğim gibi ben hani çayın yanına yapacağım için azar azar pişireceğim. O yüzden İki poşet yaptım bunu. Dağılmadan dondurucumuza indirelim. Kışında ağzımızın tadıyla yiyelim inşallah. Böyle sürekli elime geçtikçe koyacağım. Bir de yaprak saracağım. Bir günde hangi gün bilmiyorum vallahi. Yaprağı ne zaman sararım, ne zaman fırsatım olur onu da bilemiyorum. O yüzden bakalım nasip kısmet ne zamana olursa. Bir günde yaprak sarıp dondurucuma atacağım. Misafirlerime, şeylerime. Kendimiz de yiyip gelenimiz gidenimiz de yer. Böylece kaldırayım bunları da dondurucumuza.